21 lemha ihlas hakkında. 17. lemhanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken ihlas münasebetiyle 20. lemhanın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lemha olarak lemhata girdi. Bu lemha la akar her 15 günde bir defa okunmalı. Şimdi 15 günde bir okunuyor. Yani insan usanmasa bile bir şeyi tekrar eder yani. Neticede. Buna ne ihtiyaç var? 29. sözde çok mühim bir bölüm var. 29. sözde çok mühim bir bölüm var. Savuktan, raihadan, nazardan, havadan, ziyadan, zulmetten Allah mahluk affediyor. 29. sözde var bu. Şimdi mesela insan kaç gün ışığa çıkmasa gözleri alma olur. Bilmiyorum. Onun bir belli müddeti var zannediyorum. O kadar müddet karanlıkta kaldı mı ışığa çıksa da gözleri görmüyor. Veya açlığa ne kadar dayanıyor? Veya havasızlığa ne kadar dayanıyor? Güneşsizliğe ne kadar dayanıyor? Hiç güneş görmese bir insan nasıl olur? Ne kadar? Şimdi bunların hepsinin bir belirli şeyi vardır. Yani vücuda bir takviye, bir gıda, bir maddenin girmesine ihtiyaç var. Vücudun kıvamını muhafaza etmesi için. Şimdi bu mübarek sözlerde de kutsiyet itibariyle ki her kelamda vardır da bunlarda daha ziyade kutsiyet var bunlarda. Bunun şuağına insan en az 15 günde bir defa girmeli. Bu dersin şuağına insan her 15 günde bir defa muhtaçtır. Her bir sözün, daima söylüyorum bunu, her bir sözün ayrı bir birçok esmadan, hususan bir esmadan tesiri var. Bir gün gelecek, Allah'ın izniyle o gün ömrü uzun olanlar görecekler. Adam Risale-i Nur okumaya geldiği zaman o müşrik durumunda olan zat diyecek ki sen 19. pencereye devam et. 19. pencere. Sen 9. mektubun 4. şeyine okun. Sen şunu oku. Yani her bir fıtrata ona, onun derdine deva olacak. Fıtratının anahtarını, kilidini açacak. O kasayı açacak olan anahtarı Risale-i Nur'dan kendisine tavsiye edecek. Risale-i Nur'da bu özellik var. Risale-i Nur'da bu özellik var. Ama biz şimdi hangi bölüm, hangi parça, hangi fıtrata hitap ettiğini bilemediğimizden, tespit edemediğimizden umumi olarak okuyoruz. Umumi olarak devredildiği zaman kendisinin fıtratına uygun olan şey ona fayda verir. Hepsi fayda verir. Bilhassa onun kilidini açacak şey onun kilidini, kalbinin kilidini açıyor.